Eğer siz de internette geziyorsanız ve güzel etkili karın hareketleri arıyorsanız, Ağustos ayında Akın hocam şu yaz bitmeden bize şöyle güzel karın hareketleri göster de şu baklavaları çıkartalım diyorsanız, bir de karın hareketleri yapmak istiyorum ama bir türlü motive olamıyorum hocam, bir de bize bir yöntem göster daha fazla motive olalım diyorsanız, şu anda doğru videodasınız. Arkadaşlar sizin için mükemmel bir haberim var. Ağustos ayı boyunca her hafta sizin için yeni karın egzersizleri çekeceğim. Ve her hafta bu videoları sizinle paylaşacağım. Daha önce çektiğim nasıl iki kat hızlı yağlardan kurtuluruz, bir ayda belimizi nasıl inceltiriz ve nasıl sağlıklı besleniriz. Bu konularda çektiğim videolara çok ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim. Videoların altına yazdığınız yorumlardan ve sizden aldığım mesajlardan anladığım kadarıyla şöyle söylemişsiniz. Hocam anladık, güzel bu sistemler, taktikler güzel ama bize biraz da karın hareketleri göster demişsiniz. Biz de Reebok Türkiye ile beraber bir toplantı yaptık ve acaba ne yapsak, nasıl videolar çeksek sizin için daha faydalı olabiliriz, bunu konuştuk. Ve sizin için Ağustos ayında Reebok Challenge adı verdiğimiz ve her hafta gittikçe daha zor karın egzersizlerini videoya çekeceğimiz ve hatta şu anda görüyorsunuz bir tane kamera burada hazır videoya çekmek için bekliyor. Her hafta sizin için yeni bir karın serisi egzersizleri videosu çekeceğim. Bu karın egzersizleri her hafta bir öncekinden daha zor olacak. Sizden de ricamız, siz de bizimle beraber sadece bu videoları oturup izlemeyin evde. İş yerinde, spor salonunda, tatil her yerde yapabileceğiniz bu kolay ama etkili karın egzersizlerini benimle beraber yapın. Yaparken videoyu çekin, videolarınızı Instagram'da paylaşın. Beni, Reebok Türkiye'yi ve en yakın arkadaşlarınızı bu videoların altına etiketleyin. Ben de bu videoları kendi Instagram hesabımda hikaye kısmında repost yapacağım. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İtiraf etmek gerekirse geçen ay işler yüzünden çok fazla egzersiz yapamadım. Ben de biraz geride kaldım. O yüzden benim için de bu bir motivasyon oldu. Hem ben hem siz her hafta bu egzersizleri yapacağız. Eğer motivasyonumuz yok diyorsanız sakın böyle düşünmeyin. Ben de sizinle beraber yapacağım. Şu anda bu videoyu izleyen belki on binlerce insan bu egzersizleri sizinle beraber yapacak. Eğer siz arkadaşlarınızı etiketlerseniz onlar da sizinle beraber yapacak ve Ağustos ayı boyunca birlikte bu egzersizleri yapıp şu baklavaları çıkartalım. Hadi çok fazla uzattık lafı ve egzersizlere geçelim. Gördüğünüz gibi birinci hareketimiz chest lift, yani mekik hareketi. Herkesin bildiği basit ve kolay bir hareket. Sadece birkaç tane önemli noktaya dikkat etmemiz lazım. Yukarı doğru kalkarken eller başınızın arkasında kenetlenmiş bir şekilde ama asla kafamızı, boynumuzu çekmiyoruz. Sanki boynunuzun altına çenenizde bir domates var ve onu ezmemeye çalışıyorsunuz gibi hayal edin. Kürek kemiğinizin alt noktasına kadar kalkmanız yeterli. Çok hızlı ve çok aşırı kalkmanıza gerek yok. Yeter ki aşağıya doğru yatarken kontrollü bir şekilde yatın ve dikkatli, etkili yaptığınızdan emin olun hareketi. İkinci hareketimiz buna çok benziyor. Yine chest lift fakat bu sefer yana doğru kalkmaya başlayacağız. Çünkü biraz daha yan karın kaslarımıza da dikkat etmeye çalışıyoruz. Oblik ismini verdiğimiz kasları biraz daha burada aktif ediyoruz. Yine aynı şekilde nefes vererek yukarı doğru kalkıyorum. Fleksiyona gelirken, omurgayı fleksiyona getirirken nefes veriyorum ve yana doğru kalkıyorum. Videonun çok sıkıcı olmaması için diğer tarafa yaptığım kısmı keseceğim. Ama siz bu hareketleri 10'ar tekrar, 20'şer tekrar, 30'ar tekrar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben videoyu kestiğim zaman siz sadece pause düğmesine basın, YouTube videosunu durdurun. Diğer tarafı da mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Burada Akın Hoca sadece tek tarafı yapmış, tembellik yapmış demeyin. Gördüğünüz gibi diğer tarafa da yapıyorum ama sıkıcı olmaması için onu birazcık keseceğim. Üçüncü hareketimizde ayakları masa pozisyonu, tabletop pozisyonu dediğimiz hareketi alıyoruz. Yine aynı şekilde chest lift, yani mekik hareketini yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ayaklarımız yukarıda olduğu için biraz daha alt karın devreye girmiş olacak. Gördüğünüz gibi yine kontrollü bir şekilde kalkmaya çalışıyorum. Yine kürek kemiğimin altına kadar kalkmaya çalışıyorum. Ve aşağı yatarken yine kontrollü bir şekilde bırakıyorum kendimi. Çok hızlı bir şekilde bırakmamaya çalışıyorum. Ve bunu da yine 10 tekrar, 30 tekrar arası yapabilirsiniz. Bir sonraki hareketimde bir önceki hareketimizle bağlantılı, ayaklar tabletop'ta dururken ve vücut chest pozisyonunda dururken kürek kemiklerinin altına kadar yükselmeye çalışıyorum aslında. Biraz daha yükselebilirmişim şimdi izlediğim zaman görüyorum. Ayaklarımı teker teker aşağıya indiriyorum. Sadece parmak uçlarımın aşağıya doğru değmesi yeterli. Eğer bu tarz hareketleri yaparken bir ağrısız hissederseniz mutlaka durup daha kolay hareketlere geçin. Ve bir sonraki hareketimde ayaklarımı kontrollü yavaş yavaş yere bıraktım. Ellerimi yukarı doğru kaldırıp bu sefer chest lift yaparken, mekik yaparken ellerimden de yardım alıyorum.
Bu hareket ismi 100 Preparation. Çok popüler 100 isminde bir pilates hareketi var. Ona hazırlık gibi düşünebilirsiniz. İleriki videolarımızda çünkü o hareketi de yapacağız. Eğer bu hareketi yaparken boynunuz ağrırsa bir önceki chest lift hareketine geri dönebilirsiniz. Ya da sadece bir elinizi başınızın altına koyabilirsiniz. Boynunuzun çok fazla ağrımasını istemeyiz. Tek elinizle boynunuzu destekleyerek bu hareketi devam ettirebilirsiniz. Bir sonraki hareketimizde yine bununla bağlantılı yukarıda kaldık ve bir sağdan bir soldan ayaklarımıza doğru, bileklerimize doğru uzanmaya çalışıyoruz. Bu sefer omurgayı lateral fleksiyonda yana doğru bükeceğimiz için hem yan karın kaslarımız çalışacak hem de omurgayı farklı düzenlerde çalıştırmış olacağız. Sıradaki hareketimiz yine chest lift aslında ama bu sefer yine alt karın kaslarımızı devreye sokabilmek için bacağımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu harekete de ilk hafta ihtiyacımız var çünkü ileriki haftalarda daha zor alt karın egzersizleri yapabilmemiz için, iki bacağımızı birden aynı anda uzatabilmemiz için, buna hazır olabilmemiz için mutlaka ilk hafta bu şekilde tek bacakla alt karın egzersizleri yapmamız lazım. Eğer kendinizi çok iyi hissediyorsanız buna benzer hareketleri bir bacağınız yine tabletop masa pozisyonunda, diğer bacağınız düz olduğu şekilde de yapabilirsiniz. Yine chest lift'te yana doğru dönerek yapmıştık. Oblik kaslarımız, yan karın kaslarımızın çalışması için. Aynısını şimdi alt karın kaslarımızı, yan karın kaslarımızı devreye sokarak hem yana doğru chest lift, oblik kalkış yapıyoruz hem de o taraftaki bacağımızı kaldırıyoruz. Hissedeceksiniz ki hem alt karın kaslarınız hem de döndüğünüz taraftaki yan karın kaslarınız gerçekten çok aktif olacak. Özellikle bu hareketleri arka arkaya yapabilirseniz şu anda ciddi bir yanma hissediyor olmanız lazım. Tabii ki bu hareketlerin aynısını düz bacakla ve diğer bacağı kaldırarak ve o taraftaki bacağı dönerek de yapıyorum. Ama yine videonun çok fazla sıkıcı olmaması için buraları kesiyorum. Siz mutlaka videoya bir pause yapın, bir durdurun ve aynı sayıda, aynı tekrarda diğer tarafı da çalıştırın. Sıradaki hareketimiz chest lift'in bir zor modeli, yani McKee'nin daha zor modeli, eğitimini verdiğim Postal Pilates eğitim kitabının Level 1 kitabının birinci hareketi, yani kitabımızın ilk hareketi. Çok sevdiğim bir hareket. Gördüğünüz gibi chest lift'e kalkıyorum, ellerimin yardımıyla bir daha kalkıyorum, ellerin başımın arkasına koyuyorum ve yatıyorum. Nefes verirken kalkıyorum, elleri bacaklarımın arkasına götürüyorum ve kollarımın yardımıyla biraz daha kalkıyorum, eller tekrar başımın arkasına ve bırakıyorum. Burada önemli olan şey ilk kalkış güzel, ikinci kalkışta nereye kadar kalkabiliyorsanız orada kalmanız lazım. Yani ellerinizi hareket ettirirken gövdeniz hareket etmeyecek. Burada gövde, eller, gövde hareket edecek ve sadece eller gövde hareket etmeden, eğer bunu doğru yapabilirseniz gerçekten karnınızda iyi bir çalışma hissediyor olmanız lazım. İkinci kalkıştan sonra eller başın arkasına giderken gövdeyi aşağıya bırakmamak gerçekten zor olacak. Ben şu anda çok çaktırmamaya çalışıyorum ama gerçekten bu harekette yoruluyorum ve sanki böyle karnıma kramp girecekmiş gibi oluyor. Çok aşırı yorulursanız mutlaka arada durup dinlenin ama bu hareketi hakkıyla aynı bu şekilde yavaş yavaş yaparsanız siz de bir sonraki haftalara benim gibi kendinizi iyi hazırlayacaksınız. Nefes ver, yüksel, nefes al eller başının arkasına ve nefes alırken tekrar geriye yat. Sıradaki hareketimiz side double leg lift. Özellikle vücudumuzun yan tarafını çalıştırmak için çok önemli. Gördüğünüz gibi burada yan düzlemde, yani frontal düzlemde egzersizler yapıyoruz. Siz de mutlaka antrenmanınıza sadece sırt üstü yatarak egzersizler koymayın. Bu şekilde yan yattığınız egzersizleri de eklemeye çalışın. Boynunuzun düz durması önemli. Çok böyle elimi gördüğünüz gibi başımın altına, kulağımın altına koymuyorum. Boynum düz durması için. 10 tekrar yaptıktan sonra ya da 20-30, siz ne kadar iyi hissediyorsunuz kendinizi. Bu sefer sadece yukarıdaki ayağı kaldırarak da ikinci bir hareket buraya eklemiş oluyorum. Ve hareketi biraz daha zorlaştırmak istersem bu sefer bu yan durduğum pozisyonda makas yapmaya başlayacağım. Yani bacağımın bir tanesini öne,
Bir tanesini arkaya uzatmaya başlıyorum. Artık antrenmanımızın sonuna geldi. Son hareket. Siz de benimle beraber bu hareketi bırakmadan yapmaya çalışın. İyi hissediyorsanız 30 tekrara kadar yapabilirsiniz. Ya da bütün hareketleri 10'ar tekrar yapıp biraz dinlenip aynı setten bir tane daha ya da iki tane daha yapabilirsiniz. Gerçekten burada artık bittiğimin resmidir. Arkadaşlar bana sorarsanız gayet zor hareketlerdi. Her ne kadar başlangıç seviyesi hareketler gibi gözükse de eğer benimle beraber yaptıysanız ya da yapacaksanız göreceksiniz ki hareketleri doğru ve kontrollü yapmak hareketi gerçekten etkili hale getiriyor. Videoları çektim. Bu akşam YouTube'a yükleyeceğim. Yarın yayında olur ve yeni haftada bu karın egzersizleri sizinle birlikte olacak. Her hafta pazartesi ya da salı günleri haftanın başında gittikçe zorlaşan karın egzersizlerini sizin için çekeceğim ve tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Artık motivasyonum yok, mazeretini de kullanamazsınız. Çünkü gördüğünüz gibi ben ve on binlerce insan bu egzersizleri sizinle beraber yapıyoruz. Lütfen siz de hareketleri yaparken videolarınızı, böyle bir kamera olmasına gerek yok tabii ki, telefonunuzla çekin, Instagram'da paylaşın. Beni ve Reebok Türkiye'yi ve en yakın arkadaşlarınızı etiketleyin ve herkes sizin bu motivasyonunuzdan örnek alsın. Sizinle beraber bu karın hareketlerini yapmaya başlasın. Bu hafta sizin için bu karın egzersizleri haricinde bir video daha çekeceğim. O videoyu da çok eğlenceli ve bilgilendirici bulacağınızı düşünüyorum. Ufak bir çan işareti var biliyorsunuz. O çan işareti mutlaka tıklayın. Böylece her yeni video paylaştığımda YouTube size bunu haber verecek. Bu hafta çekeceğim yeni eğlenceli videoda ya da önümüzdeki hafta çekeceğim yeni ve daha zor karın egzersizleri videosunda görüşmek üzere. Egzersizleri yapmayı unutmayın. Takip ediyorum. Görüşürüz.